Sayfalarımızı etkileşimli öğeler liste eklemek isteyebiliriz. En basit ekleyebileceğimiz etkileşimli öğe bir rollover image'dir. Yani üzerine geldiğimiz zaman değişen resim dosyası. Bu işlemin gerçekleşmesi için Dreamweaver sayfalarınızın içine JavaScript kodu ekleyecektir. Bir rollover image ekleyebilmek için sayfalarımızın içinde bu resmi eklemek istediğimiz alana tıkladıktan sonra Insert panelinden Rollover Image seçeneğini seçmemiz yeterli olacaktır. Bu aslında iki resmi değiştiren bir JavaScript kodundan başka bir şey değildir. Bu işlemi yapmadan önce site tanımında bir değişiklik yapmak istiyorum. Hatırlarsanız site tanımında varsayılan resimler klasörü tanımlı değildi. Bu sebepten dolayı her resim eklemek istediğimizde sitemizin içine Dreamweaver bize bu resim dosyasını site içine kopyalamayı isteyip istemediğimizi soruyordu. Bu sorudan kurtulmak istiyorum. Artık bana sormasını istemiyorum. Bu yüzden varsayılan resimler klasörünü tanımlayacağım. Bunu yapabilmek için site tanımını açmam gerekiyor. Site tanımını açmak için Files panelinden site adının üzerine çift tıklıyorum. Default Images Folder yanındaki klasör butonuna basarak sitem içerisindeki Images klasörünü varsayılan resimler klasörü olarak seçiyorum. Ve OK butonuna basıyorum. Şimdi artık Rollover Image eklerken seçtiğim resimleri otomatik olarak sistemin içindeki Images klasörüne kopyalayacak. Evet, Images panelini açtım. Rollover Image seçeneğini seçtim. Buna bir isim vermemiz gerekiyor. Bunun ismine reklam diyeceğim. Orijinal resim ve üzerine geldiğimiz zaman değişen resmi bize soruyor. Orijinal resmimiz varlıkların içinde roll01.gif. Okey dedim. Üzerine geldiğimiz zaman değişecek olan resim roll02.gif. Okey dedik. Bu resmin bir alternatif metni ve bir linki var mı? Bunları seçebiliyoruz. Okey butonuna bastığımız anda Dreamweaver resimleri kopyalamak için bize sormadı farkındaysanız. Otomatik olarak Images klasörünün içine attı. Ve resmi sayfa içine yerleştirdi. Ben şimdi bu resmi işaretleyip Align'dan left veriyorum. Ki yazının soluna yaslansın. Ve yatay olarak da bir miktar boşluk vererek yazının uzaklaşmasını sağlıyorum. Evet. Şimdi yapmış olduğumuz bu işlemi tarayıcıda bir ön izleyelim. Evet. Tarayıcıda açtığımızda resmin üzerine geldiğimizde resmin değiştiğini görebiliyorsunuz. Bu yaptığımız değişim işine, resim değişmesi işine rollover image diyoruz. Dreamweaver'a geri dönüp sayfanızın koduna baktığınızda Dreamweaver'ın bu rollover image işlemi için bir miktar JavaScript kodunu sayfanızın içine eklediğini göreceksiniz.